Merhaba sevgili takipçilerim, cümleten selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyle? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, Medine ile biliyorsunuz hastaydık. Yaklaşık 5-6 gündür de video atamıyordum. Allah razı olsun, soran sorana Instagram olsun, WhatsApp olsun. Ayşegül'üm neden video atmıyorsun diye. İlk önceleri arkadaşlar Medine ile hastaydık biliyorsunuz, 2-3 gün ondan atamadım. Yani bir gün attıysam bir gün atmadım, bir gün attıysam bir gün atmadım. İnanın kendimizi bir toparlayamadık Medine ile beraber. Havadan mı sudan mı neyden oldu bilemedik. Ondan sonra kendimizi tam toparladık arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 gündür de bitki atmıyorum biliyorsunuz. Köyde bir dedikodu çıkarmışlar arkadaşlar. Neymişsin? Ben başkasıyla kaçasıymışsın. Yani başka kişiyle kaçmışsın. Çoluğumu çocuğumu bırakmış gitmişsin. Öyle bir dedikodu çıkarmışlar. Benim eşim biliyorsunuz Volkan yurt dışında. O gelmiş. Ondan sonra beni dövmüş. Ağzımı yüzümü kırmış. Ağzım yüzüm yara içindeymiş. Gerçekten şu an ağzım burnum hiç yerinde değil de. Ağzım burnum kan içinde de. Öyle bir dedikodu çıkarmışlar arkadaşlar. Bizim köyün insanları, şöyle diyeyim size, bizim köyde yaşamak bir sanat arkadaşlar. Yaşayabilirsen yaşayacaksın, yaşayamazsan yani bilmiyorum. Bazı insanlar diyeyim arkadaşlar, şu an biraz heyecan var. Yani videoyu 5-6 gündür çekmiyorum ya, hani ilk defa çekiyormuşum gibi oldu. Bizim köyün insanlar arkadaşlar bazı bir yalanlar uydururlar ve bu yalana aynı olmuş gibi kendisi de dönerler, dolaşırlar, kendileri inanırlar. Bazı kadınları olsun, erkekleri olsun, erkeklerin işi gücü yok, kahvehaneye birikirler. Orada aynı karı gibi dedikodu yaparlar. Böyle diyeyim size. İşleri güçleri bıraktılar artık. Milletin karısını, kızını konuşurlar. Kendi karıları, kızları dök döklük ya Mekke doğumlu. Kadınları ise ceplerine bir çekirdek doldururlar. Evlerinden, baklarından, çoluklarından, çocuklarından haberi olmaz. Duvarın diplerine otururlar. Milleti eleştirirler. Milletin gelinini eleştirirler. Aman şu şu nereye kaçmış, aman bu nereye gitmiş, aman bu ne giyinmiş, bu neredeymiş, bu ne yapmış. Öyle diyeyim sizlere. Kendi pasaklarını paklemezler. Kendi evlerine, baklarına, kendi hatalarına, kusurlarına bakmazlar. Milleti eleştirirler. Öyle diyeyim size. İki gün mü, üç gün mü önce arkadaşlar dedikodu çıkarmışlar. Ben kaçmıştım işte. Buradan Volkan'ı aramışlar. Eşim kaçtı, şöyle böyle diye doldurmuşlar bayağı bir. Volkan'dan aramızda büyük bir tatsızlık çıktı. Kavga ettik. Ta boşanma derecesine kadar gittik gerçekten. Yani ilişkimiz bayağı bir darbe aldı. Çoluğumuz, çocuğumuz olsun. Şu son bir haftadır hiç iyi değiliz size, öyle söyleyeyim. Son bir hafta içerisinde de gerçekten Allah razı olsun hepinizden, çok merak etmişsiniz. Instagram'dan yazan yazana çok merak ediyor, ne oldu, bir şey mi oldu, bir cevap verdi. Böyle bir açıklama gereği duydum arkadaşlar. Yani şimdi bu YouTube'umda ne olacağı belli değil. Eşimle karar verdim, belki kapatırım, belki videoları atmaya devam ederim, bilmiyorum yani. Gerçekten kafamın içi Allah bullah, doğru düşünemiyorum ben şu anda. Kapatır mıyım, kapatamaz mıyım bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah bunu da size açıklarım. Ama bir taraftan da kapatmak istiyorum, bir taraftan da kapatmak istemiyorum. Niye desin, kapatmamak istemiyorum çünkü sizin gibi gönlü güzel insanlar tanıdım. Gerçekten sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Bana yol oldunuz, yoldaş oldunuz, bazen akıllı fikirler verdiniz. Ayşe şu şöyle olmaz, böyle olur. Yani sizleri tanıdığım için mutluyum arkadaşlar. Kapatmak istiyorum bir yandan da. Niye derseniz, çünkü bu YouTube işi hiç iyi bir iş değil. Ben gerçekten ne diyeyim size, mecbur kalmasam yapmam bu işi. Eşime destek olsun diye yaştım. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Garip birisini yoldan geçirmemiş herhalde. Beni çağırdı Ayşe, şu köpeğe bağla diye. Bunu tuttum geldim. İşte eşime destek olsun diye açtım arkadaşlar. Biz de bir şeyle sahip olalım diye. Bak yaptıralım diye.
Ben böyle canım çok titiz bir insanım arkadaşlar. Yani başkasının olduğundan benim de olsun isterim. Zaten videolarda da hep görüyorsunuz. Durmadan temizliğe gittim. Yani kendi başıma bahçeler ettim. Ben böyle boş boş duran birisi değilim. Hepimiz birbirimizi videolarda az çok tanıdık. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi ne diyeyim? Geçen de şeye gidiyordum. Aksaray'a gidiyordum. Tuhafiye'ye girdim. Aa Ayşe, senin lafını ediyorlar dedi. Kaşmışsın dedi. Bir hoş oldum dedi. Kusura bakma da dedi. Ben de evet dedim. Kaçtım dedim. Şimdi de dedim tatildeyim dedim. Öyle deyince bir de gülüştük hatta. Gerçekten herkes kendisine baksın. Herkes kendi yaptığı hatasına baksın. Yani ben bir ağzımı açarsam gerçekten kaç tane yuva dağılır. Herkes çengesini çeksin evinde otursun. O diyenler, o benim lafımı idenler, kendi yaptığı hataları, kusurları ne zaman unutmuşlar, çocuklarını bırakıp kaçtıklarını. Yani ben çoluğumu çocuğumu ortaya atıp kaçmadım, evimdeyim, bakımdayım. Yani yurdumdayım, yuvamdayım, herkes kendi önünden gitsin. Bir de ne diyorlar arkadaşlar, bizim köyün insanları bize hesap versin. Ben, siz kimsiniz de ben size hesap vereyim? Benim ekmeğimi biliyorsunuz, suyumu mu biliyorsunuz? Yani zor zamanımda. Ben bunu yakınlarımı da diyorum arkadaşlar. En yakınlarımı da diyorum. Ekmeğimi mi biliyorsunuz, suyumu mu biliyorsunuz? Gelip hal hatır mı soruyorsunuz? Yüklediniz sırtımıza ağır bu yük. Ayşe göz açık. Ayşe her işin hakkından gelir. Ayşe her işin üstesinden çıkar. Öyle değil mi? Öyleyim de. Her işimi kendim görürüm. Hiç kimseye eyvallahım yok. Kendi işimi kendim beceririm. İçinden çıkamayacağım hiçbir iş konu yok. Ben hiç kimseye hesap vermem arkadaşlar. Benim hesap vereceğim tek kişi Allah. İkincisi de Volkan. Biz aramızdaki sorunu hallettik. Yani konuştuk. Konuşuyor da hala. Yani ne diyeyim sizlere? Mecburen eşlerimiz çalışmaya gidecek arkadaşlar. Çalışmaya gidince de yani her iş bize bakıyor. Yani elektrik yatacak oluyor, su yatacak oluyor, alışveriş yapmaya olsun gidecek olsak yani her bir iş bize bakıyor biliyorsunuz. Ondan sonra bakıyorlar hemen yakıştırıyorlar. Aman Volkan'ın karısı makyaj yapmış. Aman Volkan'ın karısı süslenmiş nereye gidiyor. Aman bu gelin nereye gidiyor ki? İçleri, güçleri, dedikodu, laf gerçekten arkadaşlar. Bu insanlar yani çok aciz bir insanlar, zavallı bir insanlar benim gözümde. Benim hiç kimseye hesap vermek gibi durumum yok. Benim vereceğim bir Allah. Ayaktan iki de bir kamera kapanıyor arkadaşlar. Gerçekten 2-3 dakika bir çekiyorum. Ondan sonra sıcaktan mutfağa vurdu güneş. Kamera kapanıyor. Ondan sonra tekrar açıyorum. Ondan sonra da dikkatim dağılıyor. Ne diyeceğimi de şaşırıyorum. Vallahi arkadaşlar kim ne derse desin hiç kimsenin bir dediği umurumda değil. Çünkü ben kendimden eminim. Lafı da fazla uzatmayayım. Sizleri de fazla sıkmayayım arkadaşlar. Astarı olmayan laflarına. Yani bir haftadır şeye de gitmiyorum arkadaşlar. Bağa bahçeye de gitmiyorum. Geçenlerde annem sulamış. Biberler falan bayağı büyümüş dedi. Onlar git topla dedi. İki kova mıydı? İki kova bir domates getirdi Medine ile annem. Onun arasını yardım şeye serdik. Balkona serdik dolmalık olarak da. Bundan sonra kış hazırlıklarına başlayacağım arkadaşlar. Melemenlik olsun. Ondan sonra sostur, şodur, şudur. Daha hiçbir şey yapmadım inanın. Bir fasulye attım. Dün müydü? Dün de 5 poşet bir dolap poşetiyle fasulye attım. 5'te önce attım herhalde. Vallahi yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bu kış Volkan gelmeyeceğim diyordu. Gelemem diyordu. Bakalım hayırlısı. Allah'ım kimseyi doğru yolundan şaşırtmasın. Hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Rabbim herkese akıl fikir ihsan eylesin. Yani benim diyeceğim şu ki herkes hata yapabilir. Hatasız kul olmaz. Orhan Gencebay'ın dediği gibi. Herkes hata yapabilir ama o hatadan ders çıkarmak önemli. Başkalarının ne dediği benim hiç umurumda olmaz. Ben sadece kendi dediğimi yaparım. Ben yani
Benim aklım ne derse ben onu yaparım arkadaşlar. Hiç kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Kaçmadım da, uçmadım da, koşmadım da, evimdeyim, bakımdayım. Herkes haddini bilsin. Biraz sonra aşağı ineceğim arkadaşlar. Akşam yemeğimiz yok. Melisa akşama nohut yemeği istiyor. Nohut yemeği hemen bir şey bir yemek değil Melisa. Daha ne oldu, ıslanacak. Ondan sonra şey diyeceğim, ondan sonra pişecek. Bakalım be, belki nohut yemeğini yarın yaparım. Evet, bugün bir de fasulye pişirdim arkadaşlar. İnanın bir kaşık almadan, hiçbir kaşık bile almadılar. Onu öylece garip ve çocuklarına verdim, yavrularını. Yavrular da iyice büyüdü. Onlar da bir gözleriniz evin etrafında fır dönüyor. Yarın sabahleyin erkenden kalkayım, bir bahçeye gideyim arkadaşlar. Orada ne var ne yok, toplayayım, toplayayım, geleyim. Belki yarın melemenlik yaparım, belki sos yaparım. Bakalım be. Yani insanın başına ne geleceği hiç belli olmuyor yani. Ne yaşayacağını hiç bilmiyor. Yarın ölecek mi, kalacak mı? Gerçekten hayat böyle bir şey. Başka kanallarda da arkadaşlar benim adımı geçiriyorlarmış. Onlara soruyorlarmış. Ayşe kaçmış, şöyle böyle değil. Bugün bir iki tane takipçim geldi, senin hakkında ön yargılı düşündüm dedi. Hakkını helal ettiği yazmış. Hatta kaldırmadım, yorum orada duruyor. Hiç cevap da vermedim. Sizlerden benim istediğim tek şey, lütfen arkadaşlar ön yargılı düşünmeyin. Yani sizlerin yorumları benim için çok önemli, biliyorsunuz. Siz gerçekten benim için değerlisiniz, yorumlarınız değerli. Beni iyi kötü biraz tanıdıysanız, yani gerçekten şu 3-4 sene içerisinde benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu biliyorsunuz zaten. Sadece sizden istediğim ön yargılı davranmayın. Adam olanın başına her iş gelir. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Bu arada ikinci deniz anımız okunuyor. Lafı da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Az önce Volkan aradı, Melisa ile konuştu. Ben dışarıya çıktıydım, çamaşırlar falan var, bunları topladım. Rüzgar çıktı bir de. İnşallah Allah izin verirse yarın çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum arkadaşlar. Kendimi biraz gerçekten toplamak istiyorum. Yani aklım başımda hiç değil. Zaten bu çektiğim videoda da belli. Aklımın başında olmadı. Aklım sürekli başka yerlerde. Yarın çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum videoyu. Ben gideyim şu gariplerin karnını doyurayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hiç kimsenin sizin canınızın sıkmasına izin vermeyin arkadaşlar. En önemlisi bu. O kim olursa olsun. Silin hayatınızda. Sizin canınızı kim sıkıyorsa silin hayatınızda. Yani kuru kalabalık olacağına hiç olmasın, daha iyi. Ben öyle yaptım çünkü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Herkese hayırlı akşamlar.